Selamlar, hayırda takvada yarıştığımız, dolu dolu yaşadığımız, her an Yüce Allah'ın rızasını gözettiğimiz mükemmel bir gün. Allah'a şükür bugün de sağlığımız, saatimiz, huzurumuz, mutluluğumuz yerinde. Her şeye rağmen, şu dünyadaki her türlü imtihana rağmen biz elimizden geldiğince her zaman dost doğru bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Yüce Allah'ın takdiridir inşallah. Yaptığımız her iş onun hükmüne, onun rızasına uygun olacaktır. Şu dünyadaki en büyük hedefimiz, amacımız, ebedi alemi şu dünyada yaşadığımız her anın değerini bilerek kazanmak. Oradaki sonsuz hayatı bir düşünün, anlamaya çalışın. Yüce Allah'ın bizlere izin verdiği ölçüde anlayabiliriz ama mükemmel bir hayat olduğunu da unutmayın. Sonsuz bir hayat düşünün. Yani bu dünyadaki gibi değil. Bu dünyada Yüce Allah bizleri, bütün insanları yarattığı gibi yarattı. Bizlere şu nimetleri verdi. Belli bir ömür tayin etti. Ecel vaktimiz var. Bütün insanlar için geçerlidir bu. Yaşıyoruz bu hayat. İnşallah her anımızın değerini bilerek o ecel vakti gelmeden de dostlar işlerle yarışarak devam ederiz. Görüyorsunuz bugün de dolunay var. Çok güzel bir gün. Bizim için her gün değerlidir. Her gün önemlidir. Allah'ın izniyle her günümüzü mübarek, iman dolu geçiriyoruz. Yüce Allah'ın takdiridir. Elimizden gelen her türlü hayrı yapıyoruz. Yanlışın, batılın her türlüsünden uzak duruyoruz. Bu kadar netiz. Her zaman hakelem Kur'an-ı Kerim'in hükümleri. Bizlere neleri söylüyorsa onları yapacağız. Şu hayatta her türlü haramı batılı yapıp kendini çok iyi zanneden, kibirlenip böbürlenen bir sürü cahil var. Çevrenize bakın, görebilirsiniz. Bakın şurası da net. Biz bütün herkese bunları anlatıyoruz. Bütün kainata. Anlayan anlar. Biz anlatıyoruz mükemmeliz diye değil. Allah'ın izniyle hak kelam Kur'an-ı Kerim hükümlerini yaşadığımız için anlatabiliyoruz. Bunlar benim kişisel görüşlerim değil. Allah'ın izniyle hak kelam Kur'an-ı Kerim'i okuyup anladığınızda, Yüce Allah'ın bizden istediklerinin farkında olduğunuzda bunları zaten yapmanız gerekir. Şu an çok güzel de bir rüzgar esiyor. Gerçekten her zaman hayata umutla bakıyorum. Öyle bir yaşayın ki geçmişe dönüp baktığınızda zerre kadar bir pişmanlığınız olmasın. Bakın şu dünyada bir sürü adaletsizlik var. Batıl bir düzen bundan dolayı diyoruz. Yani zerre kadar değeri olmayan, her türlü batılda haramda yarışan, kendini bilmezler, görüyorsunuz. En üst makamlara, mertebelere geliyor. İnsanlara emirler yağdırıyor. Bu hayatta böyle kafirler de var. Çünkü düzen batıl. Düzen hakka dayalı değil. İşler ehil olana verilmiyor. Böyle bir düzeni biz nasıl kabul edelim? Edemeyiz. Allah'ın izniyle ilmin izinden giden, gerçekten dost doğru yaşayan, ilmiyle dün olan insanların lider olması gerekir. Bazı şeyleri onlar anlatmalıdır. Bu nedenle de biz elimizden geldiğince kendi ilmimizin zekatını, insanlara dost doğru olanı, Yüce Allah'ın rızasını anlatarak söylüyoruz. Her türlü haramda batılda yarışıyorlar. Çevrenize bakın. Her türlü haram yapılıyor. Şu anki dünya düzeninde, ülkemiz özelinde, dünya genelinde. Kimse gelip bize masalından anlatmasın. Lafta sözde ben Müslümanım. Zerre kadar Müslümanlıkla alakaları yok. Bu kadar net. Yüce Allah'ın hak kelamı Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylediği hükümler var. Doğrular, yanlışlar bellidir. Sen seçersin veya seçmezsin. Bu kadar net. İnşallah biz her zaman seçip fiiliyatta dosdoğru yaşayanlardan olalım. Hakkıyla eda edelim ibadetlerimizi. Öyle lafta sözde değil. Bunların hepsi kafir, çok net söylüyorum. Dinle minle alakaları yok. Öyle bir düzen var ki şu an, zaten çoğu kısım batıl, haramda yarışanlar, bir de dini bildiğini zanneden ama batıla hizmet eden kafirler var. Bu nedenle insanları iyi tanımalısınız. Bir insanın İslamiyet'in izinden gittiğini, dost doğru yaşadığını nasıl anlarsınız? Davranışlarından, fiiliyatından,
yaptığı dost doğru işlerden mütevazı yaşamıyorsa, kötü sözle hayatını devam ettiriyorsa, en küçük bir gıybete, yalana, iftiraya, ikiyüzlülüğe giriyorsa, onların dinle alakası yoktur. Bu kadar net. Biz bunlara bunları söyleyip kötülemek için söylemiyoruz. Kendilerini düzelsinler diye söylüyoruz. Biz elimizden geldiğince örnek olmaya çalışacağız. Her anımızı Yüce Allah görüyor. Vicdanım o kadar rahat ki. Allah'ın izniyle pişmanlığım yok. Çünkü her anımı düşünüyorum ben. Yalnız bugün için, yarın için yaşamıyorum. Böyle olmaması lazım zaten. İnsanlar aşırı cahil gerçekten. İnşallah her zaman ilmi, hak kelam Kur'an-ı Kerim'in ilmini anlar insanlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının izinden gider. Biz bu şekilde yaşıyoruz. İnşallah ilmi ledünle, Yüce Allah'ın rızasıyla her anımızı Kadir Gecesi bilerek dost doğru yaşayacağız. Yüce Allah'ın en sevdiği, en razı olduğu kullardan olmaya çalışacağız diyorum açıkçası.